Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 6. sınıf beceri temelli testler 1 ile dersimize devam ediyoruz. Birinci sorumu büyütüyorum. Şekil 1'de ölçüleri verilen 4 eşit bölmeli alışveriş merkezi kapısı gösterilmiştir. Kapı şekil 2'deki gibi açıldığında ortada 2 bölmenin 1 metrelik kısımları hariç geri kalan kısımları sabit kısımların arkasına kayıyor. Buna göre beyaz boyalı şekilde gösterilen açık kısmının alanı kaçtır? Arkadaşlar bakın yüksekliği 4 metre. Şimdi 2 üzeri 4 buranın tamamı. 2 üzeri 4'ü ben geliyorum değerini buluyorum. 16. 16'nın yarısını bulalım. 8. Arkadaşlar bakın burası 8'dir. 8'i de geliyorum 2'ye bölüyorum. Ve ben burayı 4 olarak buldum. Her bir kapı arkadaşlar 4 metredir. Bana ne dedim? Şekil 2'deki gibi açıldığında ortada 2 bölmenin 1 metrelik kısımları hariç diğerleri iç tarafına giriyor. Yani bakın arkadaşlar burada 4 metre var, burada 4 metre var, burada 1, burada 1. Toplamda 10 metresi kapalı duruyor. Peki 16'dan 10'u çıkarıyorum. Ne kadara açılmış oluyor? 6 metresi. Bakın burası 6. Yüksekliği de 4'tü. Beyaz boyalı şekilde gösterilen açık alanın alanını istemişti benden. 6 çarpı 4'ten diyorum ki 24 metre karedir. B şıkkımı işaretledim. Şekil 1'de tamamen açık olan stor perde 140 cm uzunluğunda silindir şeklinde çubuğa bağlıdır. Silindir çubuk bir tur döndüğünde perdeyi 7 cm yukarıya çekiyor. Silindir 6 tur döndüğünde şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre stor perdenin açık kısmının alanını santimetre kare cinsinden veren ifade. Arkadaşlar bir turda 7 cm, 6 turda 6 çarpı 7'den 42 cm yukarıya çıkacak. Bakın 140 ortak kenar olduğu için 140 çarpı 200 tamamıydı. 200'den 42'yi çıkarıyoruz arkadaşlar. Yani 140 çarpı parantez içerisinde 200 eksi 42 dedim arkadaşlar. A şıkkımı işaretledim. Büyütelim. Ekrem öğretmen üslü ifadeleri öğrencilerine daha iyi kavratmak için üzerinde sayılar bulunan A ve B çarklarını hazırlamıştır. Çarklar döndürüldüğünde okların gösterdiği sayılar ile işlem yapılmaktadır. A çarkı taban ve B çarkı kuvvet kuvvet olarak belirlediğine göre bu çarkları çeviren bir öğrenci aşağıdaki sonuçlardan hangisini bulamaz demiş. Arkadaşlar şimdi bakalım. Buradan atıyorum 9 sayısı gelsin. A bize tabanı veriyor. B bize üstü. Atıyorum 9 sayısı gelsin. B'den de arkadaşlar 0 sayısı gelir. 9 üstü 0 arkadaşlar kaçtır? 1'dir. Burada elde edebileceğim değerleri yazıyorum ben şimdi. Atıyorum burada 2 gelsin. Burada 3 gelsin. 2 üzeri 3'ten 8 gelir. Atıyorum arkadaşlar buradan 6 gelsin. Buradan 2 gelsin. 6 üzeri 2'den 36 gelir. Devam ediyorum arkadaşlar. A'dan 3 gelsin. B'den 4 gelsin. 81 olur arkadaşlar. Devam ediyorum. Mesela A'dan 3 gelsin yine. B'den 5 gelsin. 243 olur. Ondan sonra arkadaşlar diyoruz ki A'dan 7 gelsin. B'den arkadaşlar 2 gelsin. 49 olur. A'dan yine 7 gelsin. B'den bu defa 3 gelsin. 343 olur. Bu şekilde bir sürü değer çıkar. Bana diyor ki hangi sayıları elde edemez? Arkadaşlar 1'i elde eder. 36'yı elde eder. 343'ü 7 üzeri 3'ten elde eder. Ama 400'ü arkadaşlar elde edemez. Dolayısıyla
D şıkkımı 400'ü işaretledim. Büyütüyorum. Doğrular ve kareler kullanılarak oluşturulan bir sayı görseli ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. Şekildeki kareler üzerine birden başlanarak 5'e kadar olan doğal sayılar her bir kareye farklı bir doğal sayı gelecek biçimde yazılır. Aynı doğru üzerinde bulunan karelerdeki sayıların toplamı bu doğru yanına yazılan sayıya eşittir. Buna göre işlemin sonucu kaçtır? Bana ne dedi? Aynı doğru üzerinde bulunan karelerdeki sayıların toplamı bu doğru yanına yazılan sayıya eşittir. Arkadaşlar bakın. D artı E kaçmış 6. D artı C kaçmış 9. Devam ediyorum. A artı B artı D. Burayı bilmiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burayı hesaplamayalım. Şöyle yapalım. A artı E kaçmış? 3. Aynı şekilde devam ediyorum son olarak. E artı B artı C kaçmış? 10. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? D artı E 6 ise D artı C 9. Peki benden ne istedi? A artı C artı D artı E eksi B. Şimdi arkadaşlar burada değer vereceğiz. Diyoruz ki D 4 olsun. Şöyle farklı renk alalım. D 4 olsun. E buradan 2 olur. D'ye 4 dedik. D 4 ise şöyle yazalım. D 4 E 2 D 4 ise arkadaşlar C 5'tir. Devam ediyorum. E 2 ise A arkadaşlar kaç olarak geliyor? 3 eksi 2'den 1 olarak geliyor. Şimdi E B C'de yerine yazıyorum. E 2 idi. Artı şöyle yan tarafta hesaplayalım bunu. E 2 artı B'yi bilmiyorum. C kaç arkadaşlar? 5. Tabii bu bir tahmin. Doğru olmayabilir. Burası 10'muş. 2 ile 5'i topladım. 7 artı B 10. B'yi bulabilmek için 10'dan 7'yi çıkaracağım. B bana buradan 3 olarak geldi. Geldim buraya. B eşittir 3'ü yazdım. Buraya geldim. Şimdi arkadaşlar bakın. Benden ne, bana ne demişti? Birden başlanarak 5'e kadar olan doğal sayılar her bir kareye farklı bir doğal sayı gelecek biçimde yazılır. Bakalım doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5. Bakın her bir kareye farklı gelecek şekilde yazılmış. Dolayısıyla diyoruz ki değerlerimiz doğrudur. İşlemin sonucunu bulalım. A kaç? 1 artı C kaç? 5 artı D kaç? 4 artı E kaç arkadaşlar? 2 eksi B kaç? 3. Devam ediyorum. 12 eksi 3'ten cevabım 9 olarak gelir. B şıkkımı arkadaşlar 9'u işaretlerim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.